Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bu hafta Çorum merkeze bağlı Bozbağ köyündeyiz. Mehmet Boztilki ile birlikteyiz. Boztilki Tarım Yönetim Kurulu Başkanı. Geçen programlarımızdan tanıyorsunuz kendisini. Yaptığı yenilikleri, çalışmalarını bu bölgede ve Türkiye genelinde neler yaptığını aktarmıştık. Ama burada daha detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Bugün kullandığı ekipmanları konuşacağız. İlk önce traktörlerle başlayacağız. Traktör seçiminde nelere dikkat etmişler? Hangi sistemleri kullanıyorlar? Ve bu sistemlerde kendilerine ne gibi avantajlar sağlamışlar? Hepsini detaylıca aktarmaya çalışacağız. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, daha öncesinden sizinle programlar yapmıştık. Vervayet 6 sıralı pancar söküm makinesiyle, slaj makinesiyle birlikte olmuştuk. Bugün traktörlerle birlikteyiz. Sizin kullandığınız ekipmanlar ve traktörlerle birlikte olacağız. Yayına başlamadan önce Mehmet Boztilki kimdir? Boztilki Tarım ne zamandan beri bu işleri yapıyor ve neler yapacaklar? Şimdi ben Mehmet Boztilki, Çorum'un Bozbağ köyünde ikamet ediyorum. 2001'den bu yana aktif tarımla uğraşıyorum. Boztilki tarımı kısaca özetleyecek olursak, 1957'de dedem askerden geldikten sonra babası demiş ki, "Buyur, artık emir komuta sende." diyerek başlamış 1957 yılında. Onun tecrübeleriyle beraber, ondan aktarılan tecrübeler amcam, ondan aktarılan tecrübeyle babam ve sonra bayrak bize devroldu. 61 sene, yanılmıyorsam 61 senelik geçmişiniz var. Tarımla ilgili babadan, o dededen babaya, babadan oğula, oğuldan da torunlara şeklinde devam edecek bir gelenek. Bu gelenekte ne kadarlık bir alan işliyorsunuz? Çorum Bozboğa'dayız. Sadece burada da işlem yapmıyorsunuz. Adana'ya gidiyorsunuz, Maraş'a gidiyorsunuz, Tokat'a gidiyorsunuz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde işlemler uyguluyorsunuz ve özel tasarımlarınız da mevcut aslında. İyileştirmeler, makinalarda eksik gördüğünüz tasarımlar da mevcut. Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir durum var. İşlediğimiz alan burada Çorum'da kendimize ait olarak bin dönüm gibi bir yer işliyoruz. Diğer alanlara gelince Çorum'un toprağında ayağımızın basmadığı, makinemizin girmediği hiçbir toprak parçası yok. Evet. Hakeza Adana'da yerlerimiz sabit. Maraş'ta olsun, Tokat'ta, Sivas'ta. Ben bunlar 20-25 senedir ben ve babam aktif olarak bunlarla uğraşıyoruz. Herkes memnun, bizi tercih ediyor. Biz de dediğim gibi bayrağı biraz daha zirveye taşımaya çalışıyoruz. En üste çıkartmaya, Türk tarımının gelişmesi açısından en azından hadi öncelik yapıyorsunuz, öncü oluyorsunuz bazı çalışmalarınızla, bazı yaptıklarınızla. Arkamızda iki tane traktör görüyoruz. Biri ufak ve diğeri canavar şeklinde. Bunlarla başlayalım programımızı istiyorum. Sonra da programın ilerleyen safhalarında arkadaki ekipmanları da konuşalım. Nasıl güçlerde, ne gibi özelliklerle seçtiniz? Onları da aktaralım istiyoruz. T6020, 6200 diğer deyişle. Bunu seçerken traktör en önemli kavram çünkü çiftçilikte. Motor gücü olsun, arkadaki ekipmanı seçerken motora göre seçiyorsunuz. Ona göre bir şey yapamıyorsunuz, alamıyorsunuz fazlası veya azı. Bunu seçerken nelere dikkat ettiniz? Özellikleri nelerdir? Bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Ben çiftçilerle devamlı aktif olarak ve de bayilerle görüşüyoruz. Şimdi arazi yapısına göre, arazinin parçasına ya da dönümüne göre atıyorum 100 dönümlük bir yeri 80-90 beygir bir traktör işleyebilir. Bizim traktörümüz 132 beygir gücünde. Buna göre ne yapıyoruz? Biz ekipmanımızı, traktörümüzü ona göre ayarlıyoruz. Ona göre ayarlıyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Eğer traktörümüzü küçük arazilere büyük traktör soktuğumuz zaman ne yapıyor? Maliyetlerimiz yükseliyor. Evet. Ama bunda öyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? Ekipmanımızı, traktörümüzü arazimize göre uyumlu olduğu için hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Traktör seçerken sizin dediğiniz gibi aynen 1000 dönüm arazisi varsa ona göre almalı. 10 dönüm arazisi varsa ona göre almalı. 500 dönüm arazisi olursa ona göre almalı. Yoksa ne yapıyor? Bir müsriflik ortaya çıkıyor. Aslında eskiden kalma geleneklerde çok rastlardık bunu. Köylere gittiğimizde, ilçelere gittiğimizde çok ben de karşılaştım, benim büyüklerim de karşılaştı ve yaşanan hala da devam etmeye, belli bir kısımda devam ediyor. Siz mesela 7400'ü aldınız burada, bu Bozboğa'da. Millet de bundan etkileniyor. O onu almış, ben niye almayayım?
Ama halbuki 20 dönüm arazisi var veya 30 dönüm arazisi var. Bu kadar bir arazi işlerken bir gösteriş merakı sarıyor milleti. Ben diyor niye almayayım bunu? Ben de alayım, benimki en iyisi olsun. Ama aldıktan sonra da ekipmanı düşünmüyor bu sefer. O kısımda bir sorun yaşıyor. Ekipmanı nasıl seçeceğim? Ufak ekipman alıyor, işine yaramıyor. Büyüğünü alıyor, yine zarara giriyor. Ya bu kısımda da bayağı bir tecrübeleriniz var sizin de. Bunları da aktaralım istiyorsanız. Şimdi biz bu işin müteahhitliğini yaptığımız için bizim prensibimiz şu. Aldığımız ekipman olsun, traktör olsun. Eğer kendine ta dedemden gelen bir söz var. Kendine 4 senede aldığımız emlak olsun, tarla olsun amorti edebiliyorsa çok güzel bir kazanç sağlıyoruz. Eğer amorti etmiyorsa ne yapıyoruz? Tekerleri askıya alıyoruz, badanaj ediyoruz. Bu da şey diyor, gerileme dönemine başlıyorsun. Çünkü kazancın sabit, traktöre de borçlandık. Tabii evet. Yaptığımız iş belli, traktöre de borçlandık. Ne yapıyor? Çiftçilerimiz geriye doğru gidiyor. Dediğim gibi 4 senede ya da 5 senede amorti edebilecek şekilde olursa emlak olsun, tarla olsun, traktör olsun hiç gözü kapalı isterse 10 bin lira olsun, 100 bin lira olsun hiç önemli değil. Risklere girmeli. Fakat sizin dediğiniz gibi gelir sabit, yapılan iş sabit, traktörüm olsun tamam o zaman şöyle bir uygulama yapsınlar. 5-6'sı birleşsin, traktör talalarda toplulaştırsınlar kendi arasında. Evet. Alsın bir traktör hevesini gidersin öyle diyorum ben anca. Değil mi? Toplulaştırma da devam ediyor. Hadi ülke genelinde bazı yerlerde bitti bazı yerlerde devam ediyor. Adana bölgesi, Konya bölgesi zaten büyük arazilerde mevcut. Bu kısımda ne durumdayız? En son yaptığımızda başlayacaktı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an ne durumda? Devam ediyor mu yoksa başladı mı başlamadı mı? Onu da merak ediyorum aslında. Şimdi biz Alaca tarafından bir de Amasya tarafından tam sıkıştık. Evet. Tam ortada kaldık. İnşallah bize de yavaş yavaş bir iki sene içerisinde şey diyor, geliyor. Bütün arazinin dört tarafı yol, dört tarafı sulama sistemleri olarak ben diyorum ama çiftçilik inşallah üst kademeye çıkacak. İnşallah. Sizin de çabalarınız var. Sizde durum nasıl? Kendi çabalarınızla yaptınız mı belli bir toplulaştırma veya yan komşudan değiştirip sizinkini ona göre bir ayarlama yaptınız mı? Yoksa parseller ne durumda? Büyüktü. Hatırlıyorum ama çiftçilerimiz bir daha sizi tekrardan hatırlasınlar, bilsinler diye bunu tekrar etmek istiyorum aslında. Şimdi bizim köyün sokaklarında gördünüz kendiniz 1957'de o zamanla işte dedemgil falan gençliğinde 60'ta kurulmuş bizim köy. Sokaklar 20'şer metre baktığınız zaman o tarafta planlı bu tarafta planlı arazi yapımız da aynen öyle. Evet. Şimdi biz kendimiz olarak böyle komşularımız da var 3-4 kişi. Genelde mevki olarak mesela 4 tane mevki var onları gözeterek yani sulusunu kurusunu verim şeyini gözeterek değiştirmeler, toplulaştırmalar yaptık kendimiz. Yani bizim 10 adet tarlamız hemen hemen 12 adet tarlamız var. Hepsi şey yani 1000 dönüme tekamül ediyor. Toplu yani. Hepsi de büyük parçalar büyük ve parçalar, ona göre evet. De ekipman seçiyorsunuz tabii. Aslında. O da güzel bir kavram ve bu da en bir maliyeti iyice düşürüyor sanırım. Çünkü yakıttan da tasarruf ediyorsunuz. 20 dönüm burada işleyip 30 dönüm şurada işlemiyorsunuz. 100 dönüm bir arsayı, bir parseli bir anda girip bir anda işleyip ekip veya gübreleme veya hasadını bir anda yapma imkanını sunuyor. Şimdi 6000 serimiz de bizim yine programda değişik bir programda ya da bu programda bahsedeceğiz. GPS pilotumuz var. Evet, onu ben şimdi, de fark ettim. Tepede duruyor. Şimdi ben çok meraklıyım böyle işlere ta küçüklükten beri. Hatta 1997'de baba maden borsası hesap makinesinden şey yapmıştı dönüm ölçer. Şimdi bunda tarlanın etrafını ön dönüm yerin dolanıyoruz. İşlediğimizde baktığım zaman ben 10 dönüm tarlada bile 4 dönüm kaybımız oluyor inanır mısınız? İlerisi, gerisi, muskası yani yastık başları bu kayıp ne demek size? Artı 4 dönüm fazladan bir yük getiriyor. Evet. Dediğiniz gibi toplu olduğu zaman ne yapıyor? Bu ortadan kalkıyor. O 4 dönümün maliyeti direkt cebinize kar olarak dönüş yapıyor. Evet, bu yeni uygulama hadi son yıllarda uygulamaya başladı. Hassas tarım Türkiye'nin geleceği şeklinde ve 4.0 teknolojisine geçiyor. Tarım 4.0 teknolojisi ülkemizde artık mevcut düzenlerde ilerlemeye başladı ve siz de bunu uyguluyorsunuz. Burada uygularken bazı çiftçilerimiz hala bir şey sanıyor bunu. Maliyet, yüksek bir maliyet.
ben bunu vereceğim ama bana ne kazancı? Ben aynı şekilde ekiyorum yıllardır. Ben bunu yapıyorum zaten. Ben artısını eksisini biliyorum ama burada siz uyguluyorsunuz. Buğdayları gördük. Düz bir şekilde hiçbir sıra atlamadan ve her şey profesyonel bir şekilde yapılmış. Alacağınız verim de buna göre artıyor. Eski yaptığımız uygulamada belki fazla attınız tohumu, belki gübreyi fazla attınız, az attınız. Hepsi bir sıkıntıydı, hepsi cebe bir zarardı. Ama bu uygulamayla yaptığınızda hepsi bir kazanç size artık. Tabii şöyle bir durum var. Bu teknoloji öyle bir teknoloji ki traktör ekiyor. Arkadaki pnömatik bir ekim mimzerimiz olduğu zaman, eğer cihazımıza uyumlu bir mimzer tercih ettiğimiz zaman ya da püskürtücü ilaçlama aparatları taktığımız zaman makinemize uyumlu, o kendisi yeşil alana boyuyor. Üst üste gelen şeyleri tık 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 otomatik kapatıyor. Evet. Bu ne yapıyor? Tohum sarfiyatı, ilaç sarfiyatı hepsi şey diyor. Düzen alıyor. Geçen programlarda bahsettim. Zararlıyı görmeden, otu görmeden bilinçsiz bir şekilde ilaçlama yapmayalım. Evet, çok haklısınız. Çünkü o hep bize maliyet oluyor. Cebimizden bir maliyet çıkıyor. Ayrıyeten ürünümüz büyüdüğünde veya belli bir kıvama geldiğinde, belli bir boya geldiğinde belki boş yere ilaç atacaksınız. Belki hiçbir şey yoktur. Hep daima bir zarar içinde çiftçilerimiz devam ediyor. O yüzden burada sizinle de tekrar vurgulamak istiyorum. Hassas tarım uygulamaları olsun, ekim, dikim, gübreleme, ilaçlama bütün kısımlarda uygulanması gereken bir sistem. Bunu diğer traktörlerinizde de kullanıyor musunuz? Sadece 6000 serisinde mi var? Diğer ekipmanlarla ilgili şeyleriniz var mı? Projeleriniz? Şimdi ben 2010 yılında buna benzer değil de bunun muadili diyelim. Evet. Bir sistem yapmıştım. Böyle direkt kumanda edebiliyorduk. Ondan beri konuya aşina olduğum için bütün sökmesi, takması, yani yaklaşık bir saatte, 7000 serisine bir saatte, TT50 olsun, yani önemli olan bunda traktörün büyüklüğü, küçüklüğü değil. Önemli olan burada nedir? Direksiyonun hidrolik olması. Evet. Yani her şeye takılabilir. Arabaya da olsun, traktöre de olsun, yani bütün modellerin hepsine takılabilir. Bundan dolayı konuya hakimiz. Bu konuda gerçekten üstün başarı, çünkü bunu alıp 7000 serisine, buradan alıp 5000 serisine artık. Evet, bir saat sürede. Bir saat sürede yapabiliyorsunuz. Evet, yapıyorum. Ya bu da size büyük bir avantaj sağlıyor o zaman. Tabii. Hadi çoğu çiftçi, çoğu üretici bunu sabit söküp bırakıyor. Sabit bırakıyor. Bir traktörü de sadece bir traktöre uygulamış. O traktörle gidip geliyor. Diğerlerinde herhangi bir şey yapamıyor. Ama burada sizi tebrik etmek istiyorum aslında. İyi çalışmalarınız. Soğan yerden toplamalı soğan hasat makinesinde, orada da sizin çalışmalarınız vardı. Size geri dönüşler de sağlandı. Beni arayanlar da oldu. Nasıl yapıldı? Nasıl edildi? Oraya da aslında birazcık değinmek istiyorum. Çünkü çok farklı toprak yapısına sahip ülkemiz. İç Anadolu, Güney Anadolu, Ege, Akdeniz, artık neresi olursa farklı toprak yapılarımız mevcut. Ama siz o sistemi buradaki Çorum yapısına veya sizin Bozbağ mevkiinde topraklarınıza göre uyguladınız. O sistemi biraz daha açmak istiyorum. Çünkü çok talep oluyor. Belki size de telefonlar evet. geliyordur. Bana da sordular. Hadi bu yapıyı ben nasıl yapacağım? Ben de yapıyorum ama çok zaman kaybediyorum. Ben de bundan istiyorum şeklinde telefonlar geldi. Buraya da bir açıklık getirirsek sevinirim. Şimdi halamla eniştem şey de Hollanda'da. Zaten birazcık da onlar bilgi alışverişi yapıyor yurt dışından. Onlara da selam olsun buradan. Evet. Oradaki arabaların amortisörleri bile garantiliymiş, biliyor musunuz? Yollar ona göre uyumlu olmuş. Şimdi yollarımız düzeldi. İnşallah topraklarımız da. Yani bu neyle oluyor? Toprağın düzelmesi. Lazerli tesviye kürekleriyle oluyor. Evet. Yani bir de önemli olan tarlayı dümdüz etmek değil. Hafif bir akıntı yapmaz. Yani ben şuna da değinmek istiyorum. Söz şuradan açıldı. Hiçbir toprak salma suyu sevmez. Yani evet. böyle azman bir şekilde suyu koyuverelim. Mahsul olsun. Öyle bir toprağımız sevmiyor. Hiçbir toprak. Yani Adana'da aynı şey oluyordu. Bundan yaklaşık oradaki, yani ben kendim olarak değil de konuşulanları, bilgi alışverişi yapıyoruz da. Hı hı. O da öyle diyor. Adana'ya ilk diyor şey geldi diyor. Herhalde tahminime göre 1950'lerde falan ya da 60'larda ilk sulama kanalları geliyor. Millet ha böyle suyu suluyor. Ondan sonra bakıyorlar ki 2-3 sene sonra topraklarda bir şey olmuyor. Kireçlenmesi, pH'i, yani pH bildiğiniz gibi tarlanın tansiyonu. Tansiyonu fırlamış, bir yandan kireçlenme, tuzlanma olmuş. Evet. Ha bunu ne yaptı hemen devletimiz? Drenaj şeyleri açtı.
Şimdi Adana'da görürseniz ya da orada da çekimler yapıyorsunuz. Evet. Yani suyu bıraktığı zaman yani bir günde 400 dönüm, 500 dönüm sulayan arkadaşlarımız var. Su durmayacak tarlada. Yani burada bizim düzleme lazer sistemi yok. İnşallah onu da alacağız. Düzleme sistemi olmadığı için damla sulama ya da yağmurlama tercih etmeliyiz. Hı hı. Bu sistemde buna keza bir de şunu bağlayalım istiyorsanız son olarak. Yaptığınız ekipmanı, yerden toplamalı soğan hasat makinesini bu bölgede çalıştığını ve diğer bölgeler için de yapabilir misiniz? Böyle bir imkanınız var mı? Ben sizi Amasya'dan aradım veya Adana'dan aradım. Gelin, benim tarlamda bu kadar yer ekiyorum. Ben de bunu istiyorum. Çok maliyet, cebimden çok işçi parası çıkıyor. Çok maliyetlerim var. Bununla sizi gördüm, izledim. Ben de bunu kullanmak istiyorum kısmında. Böyle bir tavsiyeniz de var mıdır? Şimdi biz öyle olması için bütün hazırlama, toprak hazırlamasından alın da Evet. tohum ekimine kadar bütün hepsinin organize etmemiz ya da yanında bulunmamız ya da şöyle şöyle yapılması gerektiği şeklinde bir görüş alışverişi olursa Evet, bu kısma değinmek istiyordum tam da. o zaman yani bu makinede şey değil, %70'i makinede ise %30'u da toprağın yapısından, işlenmesinden, hasatından, o yapılan namlu deriz yani o söküm şeyinden hepsi makineye uyumlu. Ya bilgi alışverişi ya da biz şey olarak aktif olarak oraya gider isek ne yaparız? Burada çalışan makinemiz orada da çalışır. Orada bir sıkıntı olmaz. Fakat sizin dediğiniz gibi işlenmesi düzgün yapılmamış, imarı düzgün yapılmamış böyle bir sistemle karşılaştığımız zaman hem yapılan firma olsun hem de işçilik olsun ne yapıyor? Bir leke oluşturuyor. Evet, bir yani sıkıntı. Yani tertemiz çıkması lazım. Traktörümüze devam edelim istiyorum. Edelim. Özellikleri nelerdir? 135 beygir dediniz. Evet. Başka ne gibi özellikleri? Kullanım açısından rahat uydu sistemi mevcut üzerinde. Başka ne gibi özellikleri? Ne gibi artılar kazandırdı size? Şimdi traktörün motorundan başlayalım evet. İsterseniz. Traktörümüz normal şartlarda 112 beygir. Ek güç üretimiyle beraber 136 beygirdir. 4.5 silindir hacmine sahip olan bir traktörümüzdür. Yani traktör common rail motor olduğu için tarlaya giriyoruz. Arkadaki ekipmanı dediğiniz gibi düzgün seçtiğimiz zaman yani motor şöyle bir özelliği var. Ne yapıyor? 80 beygir, 90 beygir çalıştırıyor. Daha çok güc istiyorsa daha çok ne yapıyor? O aradaki bir 40 beygir size bir artı kazandırıyor. Bir avantaj sağlıyor orada. Avantaj sağlıyor. Yani bir de eskiden şey vardı, silindirin başına 2 sibop vardı, şimdi bunlar 4 sibop yani 16 valve olarak geçiyor, 4 silindir bir motora sahip. Evet. Şimdi kıyaslama yapıyoruz, ciddi yani hiç olmazsa 15-20 litre aynı traktörün aynı beygir gücünde kıyaslama yaptığımızdan 20 litre bir mazot kazancı oluyor günlük. O da büyük bir avantaj. Şu an hadi mazotun 5 lira 20 kuruş olduğunu, 35 kuruş olduğunu düşünürsek gayet günlük 100 lira, 120 lira gibi arasında bir kazanç sağlıyorsunuz. Tabii. Burada aktarmak istediğimiz başka özellikleri var mıdır? Yoksa devasa 7000 serisine geçelim mi? Kullandığınız ya, en yavaş yavaş 3-4 kısım var. Hemen hızlıca tabii, geçeyim. Buyurun. Bunu şanzıman sistemi olarak yarı otomatik şanzıman sistemidir. 17 vites bulunmaktadır. 17 vites ise 4 kademeyle kademelendirilmiştir. Evet. 6000 serimizde. 6000 serimizin özelliği olarak da 17. vites, yol vitesi. Bu yol vitesi nasıl biliyor musunuz? Gaza istediğiniz kadar çöklenin. Evet. 14 gaz, 15 gaz yapıyor. Yani ne yapıyor? Gazı kısıyor, şanzımandan hızlandırıyor. Şanzımandan hızlandırdığı zaman ne yapıyor? Yani 2500 devirde yapacağı hızı, mazot sarfiyatını ne yapıyor? 1400 devirde şey ettiği zaman o aradaki devir ne yapıyor bize? Artı kazandırıyor. Bir artı yani, daha kazandık o zaman. Öyle bir özelliği var. Yaklaşık traktörümüz 4 ton 700 kilo gibi bir ağırlığı var. Ağırlıklar hariç. Zaten hidrolik kaldırma kapasitesi 6,5 ton civarında. 3 adet çift yönlü hidrolik valflerimiz vardır. Evet. Yani
bir program yetmez de kısaca yüzeysel olarak 6000 serimiz. Artık başka bir programda daha detaylı iç kısmında açıp hadi neler var neler yok bunları da anlatabiliriz aslında. Tabii. Burada sadece şu an ikisini de hafiften vurgulamak hadi çiftçi traktör seçerken, ekipman seçerken en başı traktördür zaten. Yani tarlaya traktörünle gireceksin, bir yere traktörünle gideceksin. Her şeyin çiftçiliğin en başı traktör aslında. O yüzden de bugün sizin de ilk şeyde traktörleri konuşmak istedim. Doğru traktör seçiminde nelere dikkat etmeli çiftçi? Siz nelere dikkat ettiniz? Bunları alırken arazi yapıları da konuştuk. Hadi şu kadarlık arazim tabii var. Bu kadar benim evet ihtiyacım. Bunun fazlasını ben alırsam hem cebime zarar yaparım hem geleceği göremem kısmında bunları da konuşarak devam ediyoruz programımıza. 6000 serisini bitirdik. 7000'e geçelim. 7000 gerçekten heybetiyle zaten ön aksamı arka aksamıyla kullanış bakımından devasa duruyor. Arkanızda şu anda duruyor maşallah da yazmış. Evet. Gerçekten maşallah. Bunu alırken nelere dikkat ettiniz? İlk baş neleri düşündünüz alırken ve kaç senedir sizde? Şimdi neleri düşündüğünüz derseniz çok düşündük. Çok düşündük. Bayağı bir maliyeti var şey olarak, traktör olarak. Bundan önceki seriler sabit yarı otomatik şanzıman olduğu için ya da motoru ona göre olduğu için bundan önceki serileri tercih etmedik. Evet. Bu seriyi de işte yavaş yavaş geçeceğiz. Ben neden tercih ettiğimi de yavaş yavaş size aktaracağım. Evet. Özellik olarak. Evet, aktarmaya başlayalım o zaman. İzleyenler de daha fazla meraklanmasın. Kaç beygir, motor yapısı nasıl, içindeki kaç disk gidiyor, ne gibi özellikleri var? Sizden dinliyoruz Mehmet Bey. Şimdi motorumuzun motor kısmından başlarsak 6 silindir bir motora sahip. 6.7 silindir hacmine sahip bir traktörümüzdür. Bu da herkese 24 valf yani 24 sibop. Evet. Traktörümüzdür. 180 beygir normal şartlardadır. Ek güç üretimiyle beraber 240-245 beygire kadar yükselmektedir. Traktörümüzün motor şeyi böyle. Evet. İsterseniz daha ileriye geçelim. Tamam, devam edelim istiyorsanız. Şimdi şanzıman olarak 6000'likten tamamen değişik. Evet. Yani benim görüşüme göre şanzıman da son nokta. Nasıl? CVT şanzıman dediğimiz sınırsız vites. Yani ara kademeler, geçişler 6000'likte dedik ya 4 kademe var. Evet. Bunda kademe geçişi yok. Sınırsız bir şekilde. Sınırsız bir şekilde. Saatte 0.03 ile 43 kilometre arasında bir şanzıman sistemimiz var. Yani istediğimiz ayara ayarlayabiliriz. Zaten 4-5 tane de kullanma şeyi var, şekli var. Hı hı. Bu da nasıl mesela? Ayak gazını aldığımız zaman traktörün arkadaki ekipmanı hissediyor. Ayak gazı otomatik vites gibi basıyoruz ekipmana evet göre. Bunun daha sevdiğim bir özelliği daha var. Mesela kaç kahvaya ayarlıyoruz traktörü arkadaki ekipmana göre. Kendimiz de ayarlayabiliyoruz, kendi de ayarlıyor. Hı hı. Onu bir düğmesi var, radyo frekans düğmesi gibi çeviriyoruz. Ona göre traktör 100 beygirlik bir malzeme taksak bile, taksak dahi ne yapıyor? Traktörümüz 100 beygir zorluyor ya da biz kısıyoruz. Bunu dedim ya işte bundan önceki serileri tercih etmedik. Evet. CVT şanzıman gelince ha tamam işte bu traktör budur diye tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi. Daha çok bir özelliği var. 6000'likte dedi ki 14 gazdan sonra işte 40 kilometre yakalıyor. Evet. Bunda daha gelişmiş. Bunda sıfır gazda yani direkt şanzımanı full olarak hızlandırıyor. Bu da 43 kilometreyi yani sıfır gazda bile. Sıfır traktör, gazda bile. Tabii traktör ne yaptık şimdi? Arkaya bir ekipman taktık. Atıyorum 18 ton bir yük götürüyoruz. Hı hı. Ne yaptı? Traktör beygirini ayarladı. Ne kadar? 180 beygir ya da 160 beygir yetmekte. Götürdük buradan fabrikaya. Götürdük. Yükümüzü boşalttık. Geri geldiğimizde ne yapıyor traktör? 60 beygir, 70 beygire düşürüyor kendini. Kazı da düşürüyor. Ne yapıyor? Komple şey diyor. Yani 6000'liğinden hemen aynı uzun yolda az da yakıyor diyebilirim. Bu gerçekten güzel avantajları var. Tabii. Bunları da bilinçli bir şekilde seçerek hani kendi bünyenize alırken bilinçli bir şekilde yapmışsınız.
Ön kısmında da var. Ön yükleyici 3 askı sistemi şeklinde ön kısımları Tabii. da var. Buradaki ne gibi özelliklerde kullanıyorsunuz bu tarafı? Tarla ekipman kısmında mı yoksa çekik kısmında mı? Çünkü çok farklı yerlerde kullanılıyor. Bazısı kar küreyici olarak ön ekipmanları kullanıyor. Bazısı komplike makinalarda ekimi de veya ilaçlamayı da ön tarafta da birleştirerek, arkayı ve önü birleştirerek yapıyor. Siz bu tarafı nasıl kullanıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz ön tarafta? Şimdi sizin sayenizde bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Şöyle bir sistem var. Ben yine sözümdeyim. Traktör 110-120 beygir geçtiği zaman, önde kol askı sistemi olmadığı zaman ne oluyor? Biz boşa çabalıyoruz. Evet. Boşa çabalıyoruz. Ne yapıyoruz? Boşa mazot sarfiyatı yapıyoruz. Öndeki ekipmanı taktığımız zaman ne oluyor? Size iki kat iş, aynı beygirde, aynı güçte iki kat iş ne yapıyor? Yarı yarıya kazanç sağlıyor. Önde mesela görüyoruz Adana'da olsun, Maraş'ta olsun böyle devasa traktörler var. Önde kolu yok, PTO'su yok, hiçbir şey yok. Ne yapıyor bu? Bize bir eksik sağlıyor. Evet. 120 beygirden sonrası önde askı sistemi olduğu zaman ne yapıyor? Öne mesela patlatmamızı, çizerimizi takarız. Arka koblemizi takarız. Bir seferde iki işi birden görür. İşte. Zaten büyük traktörün böyle bir avantajı olmadıktan sonra büyük traktörün kullanma şeyi yok, bir mantığı yok. Şimdi şöyle bir durum da var. Türkiye'de dedim ya yollar olsun, şeyler olsun. Traktör büyük, ekipmanı da büyük kullandık. Ne oldu? Yola sığmayacak şey. Yani. Fakat önde askı sistemi olduğu zaman ne yapıyoruz? İki tane işlemi birden yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Bize artı sağlıyor. Dediğim gibi Adana'da, Maraş'ta kullanıyor. Ön kol çok nadirdir. Biz de bundan dolayı ön askı sistemi tercih ettik. Yani çok da güzel verim alıyoruz. Yani yaptığınız işte az bir iş değil çünkü sadece Çorum değil, Türkiye'nin diğer yerlerindesin, devam ediyorsunuz işlerinize. Evet. Geniş kapsamlı işler yapıyorsunuz ve daima sizin de ihtiyacınız sağlanıyor. Peki büyük büyütmeyi düşünüyor musunuz? İlerleyen zamanlarda belki daha son teknolojiler yavaş yavaş yayınlandı. Almanya fuarı vardı geçtiğimiz aylarda veya geçtiğimiz sene diyelim artık. Almanya fuarında yeni ürünler, yeni traktörler göreceğe çıktı. Yakın zamanda İzmir fuarımız var. İzmir fuarında da ekipmanlar, traktörler Türkiye piyasasında görücüye çıkacaklar ve fuarlar devam ediyor. Bu fuarlara da daima katılıyorsunuz veya fırsat buldukça katılıyorsunuz diyeyim. Çünkü çok yoğun olarak çalıştığınız için bazısına gidiyorsunuz, bazısına gidemiyorsunuz. Ailenizden birileri, babanız veya kardeşiniz dahil olup Tabii. oradaki yenilikleri inceliyor. Siz de bu anlamda kendinizi geliştirerek, gün geçtikçe geliştirerek devam ediyorsunuz. Peki 7000 serisinden vazgeçip bir tık yüksek modeline geçmeyi düşünüyor musunuz? Şimdilik düşünmüyoruz da ben bazı konulara biraz derin olarak Evet. değineyim. Hem de milletimizden şey olsun. Birinci konu olarak ziraatçı nedir? Çiftçi nedir? Şimdi çiftçi dediğimizde yani bir tanımı yok gibi geliyor. Ben size açıklayayım. Evet, buyurun lütfen. Sabah kahvaltısında yediğimiz zeytinden alın, peynirden alın, baldan alın, içtiğimiz sudan alın. Bakın, giydiğimiz elbiseden alın, ayakkabıdan alın. Bu nedir? Bak ne kadar büyük bir pazarımız var. Tabii canım. Çiftçi bunların mimarıdır. Ben yine sözümdeyim. 10 sene sonra çiftçilik mühendislik şeylik kadar daha çok şey edecek. Rağbet kuracak. Aşırı bir rağbet kuracak. Bilinçli olacak, uygulanmalı olacak. Şimdi gelecekte ne olacak? Ben size şunu da söyleyeyim. Yani ben çok her şey bir hayalle başlıyor ya. Evet. Ta küçüklükten beri böyle traktör olsun şey olsun yani bir hayal hayal. Hayalle başlıyor. Yavaş 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 hayal gerçekleştiriyor. Ama bir de şu var. Teknolojiye ayak uyduracağız. Yapılabilir sistemleri yapacağız. Ar-Ge'ye de zaman ayıracağız fakat işimizi de bırakmayacağız. Bıraktığımız zaman Hepsini ne bir yapar? arada Tabii halletme. O zor olmaz mı o zaman? olmaz. Hiçbir şekilde zor olmaz. Şimdi şöyle bir durum var. Nasıl bir Fatih Sultan Mehmet yeni bir çağ kapattı, yeni bir çağ açıldı. Evet. Ben sözümdeyim. Ne olacak biliyor musunuz? 5-6 sene sonra, 10 sene sonra. Bütün şeyler aynı marketteki barkod sistemi olacak. Ürünler ya, ürünlerde barkod yüklü olacak. Yani sıfır bak iddia ediyorum. Sıfır bir enerjiyle, sıfır enerji demeyeyim de sıfır bir maliyetle, Evet. sıfır bir maliyetle Allahu Teala yaratmış ne? Yapraklar ne yapıyor? Güneşten enerji alıyor. Bu sıfır bir maliyetle bizim çiftçiliği yapacağız. Nasıl yapacağız? Söyleyeyim. Evet. 100 dönüm arazin varsa kardeşim 100 tane hayvan besleyeceksin. Bak bunu da açıklıyorum. Onun zibilini,
pisliğini ne yapacaksın? Tarlaya şey edeceksin. Gübre olayı bitti. Güneş enerji sistemleri, yenilebilir enerji sistemleri kullanacağız. Ne olacak bunun sayesinde? Elektriğimizi oradan. Enerji ihtiyacımız bitti. Evet. Sulama sistemleri yine güneş enerji sistemleri. Ne oldu? Çiftçilik. Bak sıfır bir maliyetle iddia ediyorum 10 senenin içerisinde olacak bu. Barkod sistemi gibi yabancı maddeyi bulacak. İlaca bile gerek yok. Değil mi? Bulacak. Yabancı maddeleri temizleyecek. Ha şunu da söyleyeyim bakın. Bu konuya da değineyim. Müsriflik yapmayacağız. Yani yiyebileceğimiz kadar ekmek. Ya da ya şunun modası geçti. Şunu alayım bunu yap. Bunu yapmayacağız. De ki niye yapmayacağız? Şimdi bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bir enerji kaybı oluyor. Enerji kaybını telafi etmek için ne yapıyoruz? Daha çok derelerimizi, toprağımızı hep kirletiyoruz. Evet, maalesef. Yani bu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'deki yapı olarak toprak hep bakir toprak. Yani böyle yavaş yavaş şeyi bilinçlenelim. Yani %60-65 gibi kullanıyoruz. %35-40'ını kullanmıyoruz. Bunları da yavaş yavaş ileri safhaya getireceğiz. Ama bilinçli bir şekilde getirelim. İnşallah dediğiniz, verdiğiniz mesajlar çok doğru. Hadi gelecek için. Tabii. 10 sene sonrası için. Tabii fazla değil 10 sene. Fazla değil. İddia ediyorum ben. Yani gelecek için çok değerli mesajlar veriyorsunuz. Çünkü çiftçimiz artık dediğimiz gibi bilinçleniyor. Sosyal medyası var, TV'si var. Bizim gibi Çiftçi TV'de yayınlar yapıyoruz. Bilinçlendirmek için, geliştirmek için. Ayrıca fuarlar aynı şekilde Türkiye'de, dünyada, Avrupa'da fuarlar devam ediyor. Çiftçilerimiz de her zaman ön ayak olunup oraya ziyaret ediyorlar. Ne var acaba diyorlar. Bu sene bize Tabii. Ne gibi yenilikler var? Ben bu sene ne kullanayım? Şeklinde. Bu kısımda da çiftçimiz gün geçtikçe bilinçleniyor ve genç nesil, ben buna da çok dikkat ediyorum. 40 yaşından üzeri çiftçilerimiz bilinçlenmesini biraz şey oluyor mesela. Nasıl desem? Gençlikte sosyal medya yoktu. Bu kadar yaygın bir bilgilendirme yoktu. Tabii. İmkanlar kısıtlıydı. Ahmet amca şunu yapıyordu, biz de yapalım. Aynen. Ben babadan böyle gördüm. Ben benim dedem bu toprağı böyle sürüyordu. Ben bu şeyle, bu pullukla, bu çizerle, ben bu ekim makinesiyle ben bunu yapacağım. Başka yapmam. Tabii. Kısmında. Ama şimdi genç nesil yetişiyor. Genç çiftçiler yetişiyor. Her şey cep telefonunda, Android sistemlerde. Bir sayfayı değiştirdiğinde her şeyi görebiliyor. Bütün detayına kadar. İşte 7000 serisinin bütün özellikleri neymiş? Tabii. A'sını, B'sini, C'sini tabii. kullanılan her şeyi görebiliyor orada. Bu da ilerisi için dediğiniz gibi 10 sene sonrası için büyük bir avantaj. Tabii. Mehmet Bey, yavaş yavaş arkadaki ekipmanlara geçelim. Bakalım ekipmanları nasıl seçtiniz? Neye göre ekipman kullanıyorsunuz veya traktörün gücüne göre ayarlayabiliyor musunuz? Onları görelim istiyorsanız. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızın şimdi sonuna gelelim. 7000'in çok ufak bir şeyi kaldı. İki cümleyle açıklayayım. Tabii buyurun. Bu kaldırma yaklaşık 8 tane bir hidrolik çıkış şeyimiz var. Kaldırma kapasitesi 8 ton 600 kilo civarında. Yani bunları diyelim çiftçilerimiz evet. merakta kalmasın. Traktör ağırlığı boş ek ağırlıksız 7 ton 200 kilo da bulunmaktadır. Kaldırma ağırlığı da gerçekten yüksek bir ağırlığı var ve ekipman da zaten arkada göreceğiz şimdi. Arkaya doğru dolandığımızda çiftçilerimiz de görecek. Ne kullanıyoruz? Nasıl ekipman var arkalarında? Çünkü böyle bir traktöre ne gider? Böyle bir traktör ne kullanır? Bunları da görelim istiyorsanız arkaya doğru geçelim yavaşça. Buyurun lütfen. Ekipman seçimi dedik, traktör seçimi dedik Mehmet abi, Mehmet Bey. Konuşuyoruz. Şu anda da 60'ın arkasında, 6000 serisinin arkasında çizerimiz mevcut. Bunu alırken özelliklerine karşıladı mı sizi veya ne gibi alanlarda kullanıyorsunuz? Ne kadar bir dönemde kullanıyorsunuz? Kullandıktan sonra garajınıza kaldırıyorsunuz zaten. Ekstra kullanıyor musunuz? Veya başka bir çiftçi istediğinde, elinde olmadığında buraya da iletebiliyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Traktör aldığımız zaman traktörden daha çok önemli olan nedir? Ekipmandır. Evet. Ekipmanı düzgün seçmemiz lazım. Diyor ki ya biz de aynı traktörü aldık da çok arıza yapıyor. Neden yapıyor? Toprak şartından yapıyor. Toprak şartı nasıl? Engebeli olsun, şey olsun. Ekipmanı küçük taktığımız zaman ne yapacak? Saatte 15-20 kilometreden sen tarlada ne yapacaksın? İşleme yapacaksın. Evet. Bu işleme sonucunda ne olacak? Zarar yapacak. Bir yere takılacak, bir yere kasılacak. Fakat ekipmanı doğru uzunlukta, doğru mesela şimdi çizerle uğraşıyoruz. Doğru bacak sayısıyla karşılaştığımız zaman ne oluyor? Yani ben şahsi görüşüm traktör tarlada 5 kilometreyi geçmeyecek, 6 kilometreyi geçmeyecek. Geçtiği zaman ne oluyor? Ya ekipmanı toplayacağız tarladan.
ya da traktörü toplayacaksın salladan. Bunun için sizin dediğiniz gibi ekipman çok şey, önemli. Hatta ben o kadar ileri gidiyorum ki önce ekipmanı dizelim, sonra ona göre traktör alalım. Evet, orası da var aslında. Onu da yapanlar da var. Hadi. Sadece ekipmanı alıp en son traktörü, ben bunu ekipmanlarım tamam, ben traktör alacağım. Veya ilk önce traktör alıp ekipman. Bu kavramda da dediğiniz gibi çok önemli konular bunlar. Ya traktör ilk önce alınıp ekipman sonra, ya ekipman alınıp traktör sonra alınması. Siz daha sonrasını uyguladınız. Şimdi diyorum ha, belli bir kilometreye geçtiği zaman zarar verir bu. Evet. Yani dediğim gibi 5 kilometre, 6 kilometre maksimum diyorum. Yani 4 kilometre, 6 kilometre arasında gitmesi lazım. Ona göre ekipman seçmemiz lazım. Bu gördüğümüz şeyler 3.60, yani 3.6 olarak metreye sahip 13'lü çizerimiz. Traktöre göre ne oluyor? Döndüğü zaman mesela bunun böyle bir özelliği var. Dönüyor, geldiği yere gitme şansı var. Şimdi çizer çektiğimizde ne oluyor? Çizeri tavsiye ediyorum. Şundan dolayı tavsiye ediyorum. 100-120 santim gibi bunun bacak uzunluğu. Biz bunu kış başlamadan önce çekersek iki şey bize şey diyor, yolumuza çıkıyor. Ne? Birincisi, eğer kış çok çetin geçerse, birinci seçenek olarak yani sulak geçerse, buradan bir oluşma oluyor. Ne yapıyor? Su kanalları oradan ne yapıyor? Boşalıyor. Boşalıyor, evet. Boşalıyor. İkinci olarak çok kurak geçti, böyle yağmurlama oldu. Çok az bir yağış oldu. Bundan ne oldu? Bu da bizim şeyimiz oldu. Toprağımız su depoluyor bu sefer. Yani iki şeyi çok düzgün yani. Ekipman olarak, seçinti olarak ben ne dedim? Hı hı. Arazi şartları, iklim yapısı. Ha, bu nedir? Bizim Çorum'umuza uygun bir şeydir, alettir, çizerimiz. Ya Mehmet Bey, bir de şu kısım da var. Siz daima işin başındasınız. Kardeşleriniz, babanız, evet, aile şirketi. Aile şirketi, daima işin başındasınız. Ben bir şirket kurmaya kalksam veya bir tarım işletmesinde 1000 dönüm arazide işletme yapacağım, ki siz de karşılaşıyorsunuzdur büyük ihtimal. Veya başka yerden toprak kiraladım, ben orada da çalışacağım ama oraya ben işçi bırakıyorum. Birkaç kişiyi tutuyorum, siz burayı işleyin. Tohumunu ben göndereceğim, üretimini ben yapacağım, sulama sistemlerini, her şeyi benden. Ama siz burayı işleyin kısmında. Orada bir kayıp olmaz mı? Orada bir sıkıntı yaratıldı mı acaba? Çünkü siz de daima, çünkü işin başında tabii değilsiniz. İşi gözetlemiyorsunuz, gidip kontrol etmiyorsunuz. Uzak bir memleket, ya ben nereye gideyim? Ben buradaki işlerimi halledeyim, oraya da giderim kısmı var. Tabii. Ya bu da daima bir zarar veriyor sanırım. Başka birilerinin çalışması daha doğrusu. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kendim olarak da öyle. Ne yapıyorum? Bir makine ekipman aldığım zaman ya da almadan bir ön araştırmaya giriyorum. Gerekirse 15 gün, 20 gün bunu yaptık yani. Pancar makinesinde olsun, 6000'lik de olsun, 7000'lik de olsun. Yanında duruyorum. Adam kovsa bile gitmiyorum. Ne yapıyorum? Bununla beraber artılarını, eksilerini tartışıyorum ama kafama yattı. Ya da şimdi şöyle bir durum da var. Şu çok önemli. Evet. Ben dedem 80-85 yaşında. Eğer ben dedeme danışmadan ya da babama danışmadan, amcama danışmadan bir iş yaptığım zaman ne yaparım? O 80 senelik tecrübe, onun yaptığı hatalara da ben düşüyorum. Ama şey ne oluyor? 5 senede, 6 senede 80 senelik tecrübeyi alıyoruz. Evet. İşçi kısmına gelirsek, işçi de şöyle. Eğer sen, hani kişi derler bizim burada, elinle tut işi. Ne yapacak? Dediğim gibi fazla su dolmayacak, çoraklaştırmayacak. Yani mahsulle konuşacak. Tuttuğumuz kalifiye eleman olacak. İşini bilecek yaparken. Eğitimini gerekirse kışın ne yapacak? Boş durduğumuzda eğitimini yapacağız işte. Evet. Morarmaya başladığında yapraklar nedir? Bu çok acayip su istiyor. Su verelim. Ya da sararmaya başladığında ne yapalım? Suyunu keselim. Böyle bir uygulama. 7000'de de dönerli pulluğumuz var. Ona da değinelim. Yavaş yavaş programın son dakikalarına geliyoruz. Ondan sonra programımızı kapatalım sizinle birlikte. Pulluk seçimi önemli bir seçim. Toprak tabii işlemede ilk ekipman olarak kullanılır. Derinliği olsun, ne kadar gireceksin, ne gibi özellikleri olması lazım. Çünkü çiftçimiz ürünü alırken, ekipman alırken, bu 5 lira ucuz, ben bu 5 lirayı cebimden çıkartmayacağım ya, 5 lira ucuz, ben bunu alayım, ben bunu kullanırım deyip herhangi bir yerinde sıkıntı olduğunda 10 lira veriyor bu sefer üstüne. Doğru. Pullukta da en önemli alet, taş takılıyor, bir şey oluyor, uç kırılıyor, burun kısmında sıkıntı oluyor, toprağa devirmiyor. Bunların hepsini göz önüne alalım hadi. Pulluğu konuşurken de en önemli kısmı konuşalım. Siz böyle bir döner kulaklı pulluk tercih ettiniz. Beşli, onlu daha doğrusu, iki şeyli.
Nedir? Niye böyle bir tercih ettiniz veya sizin ihtiyacınızı karşılıyor mu? En önemli soru bu aslında. Çiftçilerimiz merak etti. İhtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Şimdi şöyle bir durum var. Çiftçilerimiz seslerini duyuyorum. Diyor ki o traktör, o pulluk biraz küçük diyor. Evet, ben onu Şimdi küçük diyor. Evet, bu traktörün pulluğu kendi pulluğu tamir aşamasında olduğu için bunu, şimdi pulluk çok önemli. Pullukta dediğimiz gibi arazi yapısı. Taşlıysa otomatik pulluklarımız var. Bir de şu çok önemli. Arazinin işlenebilir şeklinde, isterse bunu 10 santim olsun, 15 santim olsun, işlenebilir şekli bizim zengin toprağımız varsa, altta da bir fakir toprağımız varsa ona göre ekim sürüm yapmamız lazım. Şimdi pullukta önemli olan nedir? İki şey önemlidir. Yatay açılar, dikey açılar. Yatay açılar ve dikey açılar bize uygun bir şekilde pulluk aldığımız zaman ne oluyor? Bir, traktörümüz rahat bir şekilde gidiyor. Evet. Mazot sarfiyat olmuyor. İki, ne oluyor? Bu yatay açılar, dikey açılar düzgün olduğu zaman bizim traktörümüz ne yapıyor? Toprağımızı alta veriyor. Alta verilmesinin amacı nedir? O, aslında biz her şeyi yapıyoruz da bilinçli değiliz. O artıklar, önceki seneden kalan artıklar ne yapıyor? Bize gübre olarak, azot olarak ne yapıyor? Orada duruyor. Evet, bir avantajımız Tabii. orada duruyor, bekliyor bizi aslında. Tabii. Bunu da bilinçli bir şekilde yapmak. Bir de pullukları konuşurken en önemli kısım uç kısımları, burun kısımları daima yenileme kısmı var. Tabii. Ekstra parçalar pulluk seçerken Değiştirilebilir. değiştirilebiliyor. Pulluk seçerken de zaten buna dikkat ederek almışsınız. Sadece uç kısmını değiştireyim. Ben kulağı komple alıp da yeni kulak takarsam 1000 lira maliyetim olacak misal. Ama sadece uç demirini ki değiştirdiğimde yedek parçasını temin ettiğimde 50 lira bir masrafım olacak. Bu kısım da önemli. Çiftçiler bunlara da dikkat etmeli sanırım. Hadi siz daha iyi bilgilisiniz. Bu konularda yıllardır verdiği bir tecrübe var. Bu konularda da uyarmak lazım aslında. Şimdi ekran başındaki bizden daha bilgili olan Evet. şeylerimiz de var. Onlara da saygı duyuyoruz. İnşallah onların da tecrübelerinden fabrikalara gittiğinizde aktarımlarını alıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Biz kendimiz bir şey üretmeyeceğiz. Buradaki milimi, santimi, yani ya bu burun böyle yapmış, muadilini yap. Yok. Onun açısı, her şeyi hesaplanmış, düzgün bir şekilde olmuş. Buna uyum sağlayacağız. Eğer bir Ar-Ge çalışmamız varsa kendimiz yapacağız. Bir ürünün üstünde bağ kalırsa fazla oynamayacaksınız. Yani Evet. tarlayı böyle tesviye etmiş gibi düzgün bir şekilde çıkartıyorsa pulluğumuz, yani yüksek yerleri çukur yerlere toplayıp, yüksek yerleri dağıtıp çukur yerlere de toplayıp böyle bir sistemle oluşursa ne yapar? Güzel bir arazi Yes. işlenmesi olur. Evet, Mehmet Bey programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Bugüne dair, gündeme dair ve geleceğe dair sözlerinizi alıp programımızı bitirelim. Şimdi son olarak benim bir Ar-Ge çalışmam var. Şey olarak bütün simülasyonu da yaptık, denemelerini de yaptık. İnşallah siz de çekimlerde göreceğiniz akıllı bir mimzer tasarlıyorum. Evet. Böyle enine baktığınız zaman aynı hizada olacak, boyuna baktığımız zaman aynı hizada olacak. Yani işçiliği sıfıra indirgenmeyi düşünüyoruz. Böyle bir projemiz de var. Proje çok da. Yani program Anladım. bitti. Evet. Sadece bundan Belki bir biten. dahaki programda anlatırız onu da. Onun da Olur. detaylarına değiniriz. Belki proje aşamasında yanına Tabii. gitmiş oluruz. Orada bir Yani değiniriz ona da. oradaki hareket veren tekeri bile kaldırıp elektronik senkronize ederek ekimi komple elektronik bir şekilde yapılacak bir sistem tasarladık. Yani Evet. muadili de var. Böyle mimzer üreticilerine de sesleniyorum. Böyle bir şeyiniz varsa beraber gelin Buyurun yapalım. gelin. Çorum Bozbağ'dayız diyoruz. Doğrudur. Yerimiz burada. Boztilki Tarım. Burada bekliyoruz yani. Doğrudur. Çok çok teşekkür ederim Ben bugünkü teşekkür yayın ederim. için, anlattıklarınız için. İlerleyen zamanlarda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Çok sağ olun. Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bugün Çorum Bozbağ köyündeydik. Boztilki Tarım genel Boztilki Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boztilki ile birlikteydik. Traktör seçiminde nelere dikkat ettiler? Ekipman seçiminde nelere dikkat ettiler? Ne kadarlık bir arazi işlediler? 2017 senesi onlar için nasıldı? Ve ekipman seçiminde en çok dikkat ettikleri konuları ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.